Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahsebennallâhe gâfilen ammâ ya'meluzzâlimûn. İnnemâ yuakhiruhum liyevmin teşhasu fîhil absâr. Sadakallâhu'l-azîm. Ve kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ez-zulmü zulümâtun yevmel kıyâmeh." Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarıya fırlayacağı bir güne erteliyor. Bu ayet, mazlumlar için bir umut ve teselli, zalimler için bir ihtar ve tehdittir. Bu tehdide aldırış etmeyen zalimler, dünyada da ahirette de huzur bulamayacaktır. Onlar için dünyada rezillik, ahirette ise büyük bir azap vardır. Resul-i Ekrem'in buyurduğu gibi, zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlık olacaktır. Aziz müminler, insaf, vicdan ve merhamet duygularının yitirildiği, zulmün sıradanlaştığı ve zalimin destek bulduğu bir çağda yaşıyoruz. Hak ve hukuk tanımayan zorbalar, çocuk, yaşlı, kadın demeden mazlum Filistin halkının üzerine bombalar yağdırıyor. Gözü dönmüş caniler, dünyanın gözleri önünde Filistinli masum kardeşlerimizi katlediyor. Kan ve gözyaşından beslenenler, Kudüs ve çevresindeki Müslümanları baskı ve şiddetle evlerinden, yurtlarından çıkarıyor. Yaşama haklarını ellerinden alıyor. Mabet dokunulmazlığını hiçe sayıp Mescid-i Aksa'nın maneviyatını çiğniyor. Ancak biz inanıyoruz ki mazlumla Allah arasında perde yoktur. Kahhar olan Rabbimiz zalimleri kahru perişan edecektir. Kıymetli Müslümanlar, mümin zulme taraftar olmaz ve zulmü alkışlamaz. Zulüm karşısında susmaz. Zalimin sesi olmaz. Müminin gönlü asla zulme razı değildir. Mümin hak ve adaletin yanındadır. Zulmün karşısında daima dimdik ayaktadır. Mümin zalime hasım, mazluma umuttur. Yeryüzünün her neresinde olursa olsun, kanayan bir yara gördü mü ciğeri yanar. Zira o hakka tabidir ve hak yolunun yolcusudur. Mümin bilir ki hak ve adaletin hizmetinde olduğu sürece Allah'ın rahmeti ve yardımı kendisiyle birliktedir. Hakkı tutup kaldırdığı sürece zalimler asla mazluma ve mağdura zarar veremeyecektir. Değerli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur: Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzelsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle o kötülüğe tavır koysun. Bu da imanın asgari gereğidir. O halde mazlumların feryadı arşa uzanırken ümmeti Muhammed olarak bir araya gelip zulme ve işgale karşı çıkalım. Mazlum kardeşlerimize gücümüz nispetinde destek olalım. Bilelim ki Rabbimizin yardımı, müminlerin vahdeti, feraseti, cesareti ve onurlu duruşuyla zalimlerin sonu berbat olacak. Huzura ve barışa kastedenler er ya da geç cezasını bulacaktır. Aziz kardeşlerim, bugün Filistin'de yaşananlar bize önemli sorumluluklar yüklemektedir. Gün Müslüman idrakiyle yola revan olup Rabbimize samimiyetimizi arz etme günüdür. Gün sevgili Peygamberimizin ümmet idealini kuşanma günüdür. Gün kardeşlerimizle bir olma günüdür. Sizleri cuma namazından sonra Filistin'deki kardeşlerimize el uzatmaya, onların yaralarını sarmaya davet ediyorum. Yüce Mevla iyiliklerimizi kabul buyursun.